Evet, şimdi size kağıt mozaik tekniğini sunacağım. Bunun için, bakın burada güzel bir kutumuz var. Bunu da görmenizi istiyorum. Gayet şık duruyor bana göre. Şimdi birlikte yapacağımız kutumuza geçmeden önce, bu tekniği uygulamada neler lazım bize? Onlara bir göz atalım. Bir akrilik boyalarımız var. Bununla alt fonunu boyuyoruz. Daha sonra üzerine yapıştıracağımız mozaik kağıdımız var. Bunlardan çok çeşitli var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Bunu kesip hazırlıyoruz. Bir yapıştırıcımız var. Tutkalımız var. Bu tutkalla bu objenin üzerine kestiğimiz mozaik kağıtlarını dekupe ediyoruz. Daha sonra da üzerine parlatıcı ve kurudukça kristal gibi gözüken Dimensional Magic dediğimiz mozaik sıvımızı kullanıyoruz. Şimdi kutumuzu önce aldık. Bildiğiniz gibi önce bir zımpara yapıyoruz. Evet, objemizi zımparamızla zaten düzgün olan satırında biraz gezdirdik. Medefeler genelde biliyorsunuz düzgündürler. Evet, bu şekilde sildikten sonra boyamaya hazır bir şekilde önümüze koyuyoruz ve akrilik boyamızı burada seçimimi siyah olarak yaptım. Siyah boyayla boyayacağım. Siyah akriliğimi döküyorum. Fırçamı dolduruyorum. Evet. Burada çok önemli bir nokta var. Burada medefe olduğu için bunun gibi yolu yoktur. Biz burada kendimize bir yol tayin edeceğiz. Yani bu objemizi hep aynı yönde boyamamızda çok büyük fayda var. Onun için buna çok dikkat edelim arkadaşlar. Ve başlıyorum boyamaya. Aşağıdan, yukarıdan aşağı doğru boyuyorum. Yani şöyle, şöyle ve karışık kesin boyamıyorum. Gayet muntazam. Yukarıdan aşağı yedirerek, aldığınız boyayı objeye çok iyi yedirerek sürün. Üzerinde kalmasın. Üzerinde kaldığı zaman yollar belirir. Fırçamız ne kadar güzel olursa olsun, lütfen boyanızı tahtanın üzerinde çok iyi yedirin. Çok iyi yediriyoruz. Çok iyi yediriyoruz ve tümünü siyaha boyuyoruz. Evet, objemiz çok güzel boyandı. 30 dakika bekletildi. İkinci katını attık ve onu da 60 dakika beklettikten sonra şu anda tekniğe hazır bir şekilde bizi bekliyor. Şimdi işlem basamaklarımıza devam ediyoruz. Biliyorsunuz göstermiştim, bir mozaik kağıdımız var. Bu kağıdımızda beğendiğimiz bir, burada da çalıştığımız deseni önce kabaca bir çıkaralım. Evet, şimdi bu gördüğünüz göbeği buradan çıkaracağım. Kitap kutumuzda olduğu gibi. Kenarındaki beyaz kısımları çok özenle çıkarmaya dikkat edin. Hiçbir milim dahi beyaz bir nokta kalmasın. Çok güzel bir kesim yapıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra göbeği ve kenar kısımları buradan çıkaracağız. Buna da çok dikkat ediyoruz. Ortadaki siyah kısmı tam ortalayarak kesiyorum. Evet, ortamızı çıkarttık. Şimdi köşeleri kesiyoruz. Köşeleri keserken de yine fazlalıkları alıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kestik. Köşelerini de hazırladık. Evet, şimdi bunu sadece yapıştırmak kalıyor. Buraya dekupe edeceğiz.
Bunun için dekupaj tutkalımızı kullanıyoruz. Bunun daha önce işaretlerini alırsanız, kitapta nereye koyacağınızı, kitap kutumuzda daha doğrusu nereye koyacağınızın işaretlerini alırsanız sizin için de çok faydalı olur. Çünkü elinizde tutkallı bir kağıdı nereye koyacağım diye düşünmeniz doğru değil. Evet. Yapıştırıyorum ve üzerine parmağımla gezinerek hava kabarcıklarını alıyorum. Tekrar köşelerimizde yapıştıracağız. Onları da sıfırlayarak köşelerimizi oturtuyorum. Evet, şu anda bütün köşeleri, ortayı ve köşeleri yapıştırdık. Şu anda üzerine 2-3 dakika bekledikten sonra üzerine de sıkı bir geçiş yapıyoruz. Yine aynı yönde, tıpkı boyayı sürermiş gibi tutkalımızı da yayarak ince bir şekle getirecek halde top top bırakmıyoruz. Gayet güzel. Evet, objemizin üzerine yapıştırdığımız mozaik kağıdımızın üzerine de tutkalımızı iki defa yarım saat arayla geçtik ve kurumaya bıraktık. İyice kurudu. Gördüğünüz gibi elim gayet net bir şekilde kayıyor. Şimdi önüme bunu alıyorum ve mozaik sıvımız var. Daha önce bahsetmiştim biliyorsunuz. Mozaik sıvımızın güzel bir ucu var. Sivri. İçinde akıcı bir sıvımız var. Bu mozaik sıvısını üzerine şu anda tatbik edeceğim. Tabii ki daha iyi görmek için de gözlüğümü takıyorum. Evet, değerli dostlarım. Elinize bir tane kağıt da alabilirsiniz. Aralıklarla ucunu silip temizlemek için. Şu anda gördüğünüz küçük kırmızı karelere gireceğim. Bu kareleri bir atlayarak giriyorum ki birbirlerine değip birleşme olmasın. Sadece kırmızı kareler üzerinde küçük gezintiler yapıp sıvımı üzerine akıtacağım. Ve akıttığımda onların üzerinde hafif kabartılar oluşacak. Yalnız sıkmıyoruz. Kendi akışını izliyorsunuz. Kendi akışına göre lütfen yapıyoruz. Eğer yan yana yaparsak belki birleşmeler olur. O da iyi bir görüntü vermez. Bu şekilde renkli gözüken tüm kareleri dolduruyoruz. Evet, bütün köşeleri bitirdik. Şu anda göbek kısmına girdim. Sarı bölümleri yine yapıyorum. Dediğim gibi bir atlayarak yapabilirsiniz. Lütfen sıkmayın. Kendi akışında yapın. Çok sıvı çok akışkandır. Birbiriyle bütünleşmeler olmadan bitirirseniz çok güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Böyle bir şey olduğunda da küçük bir kürdanla arasını açabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi tüm kutumuzun üzerine mozaik sıvısıyla güzel damlacıklarıyla süsledik. Kurudu. Gayet şık görünüyor. Yalnız burada size hatırlatmam gereken bir nokta var. Daha önce mozaik sıvısını sıkmadan önce iki kat
Üzerine ya altındaki tutkalla geçiş yapıp korumaya alın. Veya arzu ederseniz çok parlak olmayan bir vernikle üzerine atarak kurumasını bekleyip daha sonra mozaik sıvısını sıkın. Çünkü mozaik sıvısının üzerine herhangi bir vernik gelmesi hiç hoş değil ve tekniğe de aykırı. Bunun tamamen kristalize olmuş bu su damlası gibi görüntüsünü koruması için üzerine hiçbir şey gelmemesi gerekiyor. Demek ki daha önceden korumaya aldığımız objemiz üzerinde bu uygulamayı yaparsak daha güzel bir görüntü veriyoruz. Ve ayrıca teknik de tam oluyor. Size bu arada küçük bir bilgi vermek istiyorum. Yaptığınız işlemi sadece mozaik kağıtları üzerinde değil, dekopaj kağıtlarında şekilleri, desenleri boyutlandırmakta da kullanabilirsiniz. Şu anda size küçük bir örnek yapacağım. Burada plakamız üzerinde, bakın size de göstereyim, köpeklerimiz, kedimiz var. Burada yine mozaik sıvımızı hareketli bir şekilde, mesela çiçeklerimize noktalar olarak koyabiliriz. Burada çiçeklerimize noktalar koyuyoruz ve bunları bir su damlası gibi kristalize görüntü sunuyor. Burada sepetimiz var. Sepetimizde gelişi güzel hasır örgüler üzerinde gelgitler yapıyoruz. Burada da yine bir ahşap görüntüsü var. Ahşap görüntüsünde her tarafa değil, zaman zaman sıkarak ve hafif dağıtarak çok hoş görüntüler verebilirsiniz. Dekupajlarınızda boyut kazandıran, mesela buradaki köpeğimizin puanları üzerinde bunları uygulayabiliriz. Bunlar da yine görüntüde bir şıklık kazandıracaktır. Bizi daha çok etkileyecektir. Evet. Evet değerli dostlarım. Bu konuda size küçük bir bilgi vermek istedim. Dekopajlarınız üzerinde harika şeyler yaratabilirsiniz.